Evet, ben aslında seçim kararı aldığımız andan itibaren seçime girmeme kararını vermiştim. Ama bunu doğru zamanda açıklamak istedim dedi Ahmet Nur Çebi. Bir taraftan da Kartal Yiğit, arkadaşlarımızdan sizden aldığımız bilgi sanki Ahmet Nur Çebi biraz böyle sonuçlar iyi giderse, takım bir toparlanma trendine girerse yine de aday olmayı düşünebilir yorumları da yapılıyordu. Ama evet, bu son yaşananların ardından son sonuçlar, Burak Yılmaz'la yaşananlar, tribünden gelen tepkiler üzerine Ahmet Nur Çebi böyle bir açıklama yaptı. İstersen önce buradan başlayalım. Evet, yani Ahmet Başkan girmeyi düşündü. Bu bir gerçek. Yani kendisi belki ilk karar aldığında girmeyeceğim demişti ama özellikle çevresindekiler girmesi gerektiğini, 1,5 seneyi tamamlamaları gerektiğini hep dile getirmiş ve bu şekilde motive etmişlerdi. Girmeyi düşünüyordu. Ama tabii hem sağ şartları hem sağ dışında yaşananlar artık bir haddeye geldi. Yani ondan sonra başkanın aday olmasının önünün kesildiğini ben düşünüyorum. Eğer aday olsaydı çok daha inanılmaz tepkilerle karşılaşacaktı. Hatta kazansa dahi ben başkanın ilk o kazandığı gün stada gittiği anda büyük tepkilere, protestolara maruz kalacağını şimdiden zaten kestirmek mümkündü. O yüzden bir kere doğrusunu yaptı, onu söyleyeyim. Yani çok yıprandı, inanılmaz derecede yıprandı. Yalnız kendisi değil, ailesi de yıprandı. Şimdi ailesi de insanın işe girince, işin içine ailesi de girince insanlar farklı bir şekilde duygusallaşıyor. Dün de ben basın toplantısındaydım. Ahmet Başkan çok dolu, üzgün ve duygusaldı. Yani bir ara gözleri doldu ailesinin adını söylerken. O nedenle girmemesi doğru karar olduğunu düşünüyorum. Yeni bir kan değişimine hakikaten ihtiyaç var Beşiktaş'ta. Ama şu anlamda Ahmet Başkan'ı tenkit edebiliriz. Kararını geç verdiğini düşünüyorum ben. Yani şu anda seçime bir aydan az bir zaman kaldı. Niye bu saatte kararını verdi? Madem girmeme düşüncesi vardı, ben kongreye girmiyorum arkadaşlar. Hatta ve hatta kongreyi daha da erkene çekiyorum demesi lazım. Bunu daha önce yapması lazım. Geç kaldı. Acaba niye böyle düşündü? Onu merak ediyorum. Yani mesela dünkü basın toplantısı diye gittik biz oraya. Basın toplantısı olmadı. Soru alınmadı. Yani o enteresan basın açıklaması oldu. Basın açıklaması için o kadar insan çağrılmaz. Yani basın toplantısı olarak bize deklare edildi. Basın toplantısı nedir? Soru cevap şeklindedir. Bu olmadı. Ona şaşırdık. Yani eğer soru cevaba izin verilseydi belki çok daha fazlası konuşulacaktı. Çok daha ilginç şeyler çıkacaktı ortaya. Hepimiz onu soracaktık. Yani niye geç kalındı adaylığını bu şekilde, yani menfi ya da olumlu şeklinde, olumlu veya olumsuz şeklinde niye açıklamadınız şeklinde bu sorular sorulacaktı. Ama olmadı. Ben bu kararın geç olduğunu düşünüyorum. Daha önce eğer başkan bu düşüncesini kamuoyuna açıklasaydı belki o farklı adaylar çıkacaktı. Çıkan adaylar şu ana kadar tek aday Hasan Arat resmi olarak çok daha fazla hazırlanabilirdi ya da bundan sonra çıkacaklar çok daha fazla hazırlanabilirdi. O yönden ben eleştiriyorum başkanı ama şunu söyleyebilirim. Gerek yöneticiliği gerekse başkanlığı döneminde hakikaten Ahmet Nur Çebi kulübe mali anlamda önemli şeyler kattı. Bir kere bir disiplini oturtturdu. Şimdi insanlar evet sportif başarı gelmeyince maalesef ülkemizde böyle. Tek suçlu önce belki teknik adamlar oluyor. Teknik adamlar gidiyor. Futbolcular gidemediği için daha sonra başkanlar ve yönetimler gidiyor. Ahmet Başkan da bunu yaşadı. Beşiktaş'ta bu bir gelenek haline geldi. Yıllardır tribünlerle kulüp başkanları gitmeye başladı. Bu yanlış bir şey. Ben ona hep söyledim. Taraftar kesinlikle protestolarında haklı. Ben o ayrı bir olay. Yani kötü giden bir şey var. Hele hele bu sezon taraftarın haklı çıkmasını sağlayan birçok etken var. Hepsi bir araya geldi. Yanlış transferler, geç kalınma, plan programı, hatta ve hatta belki teknik adam seçiciliği. Belki Şenol Hoca artık gelmemeliydi. İkinci kez, çok ben bunu test etmişimdir.
Denenmişler geldiği zaman eskisi gibi motive olamıyorlar ve kendini veremiyorlar. O eski başarı gelmiyor. Hep bu Lucescu'da da böyleydi. Daha önce de başka takımlarda da oldu. Şenol Hoca da denenmiş bir teknik adamdı. Bunu gerçekleştiremedi. Yani Ahmet Başkan'ın da şanssızı mı diyeyim artık. Üst üste geldi. Kendi tercihleri de tabii ki rol oldu. Yönetim tercihleri, yönetici tercihleri yanlıştı. İyi bir yönetim kuramadı, onu söyleyeyim. Güçlü bir yönetim kuramadı. Güçlü başkan sloganıyla geldi. Ama maalesef o güçlü başkan sloganını ortaya koyamadı. Yönetimsel anlamda söylüyorum. Zayıf bir yönetimdi. 2-3 kişi dışında. Ama hakkı var. Hakkını da verelim. İnsanlardan helallik istiyor. Hakikaten Beşiktaşların helal etmesi lazım. Çünkü kulübün disiplin, mali disiplini anlamında çok iyi şeyler yaptı. Hı hı. Paralar günü gününe ödendi. Hakikaten kendisi de söyledi. Şu an kimseye borcu yok Beşiktaş'ın. Oyunculara içeride personele borcu yok. Bunlar çok önemli bir kulüp için. Çünkü daha önce geçmişte neler yaşandığını biz çok gördük. Asgari ücret alan personele bile aylarca 5-6 ay maaş verilmediğini ben gördüm. O yüzden Ahmet Başkan bunu engelledi. Bütün personel üzgündü dün. Oraya gittim gördüm. Hakikaten üzgündüler. Çünkü kendileri günü gününe paralarını aldı. Hiçbir dönem aksamadı. Ekonomik sıkıntıları fazla yansıtılmadı evet. Kulübe. O yüzden dünkü basın toplantısı duygusal bir basın toplantısıydı. Bundan sonraki yaşamında Ahmet Başkan'ın hakikaten başarılar diyorum. Allah önce sağlık versin. Ailesiyle biraz vakit geçirecektir. Ama ilerleyen dönemlerde tekrar sporun içinde olabilir. Bilemeyiz. Kendisinin evet. vereceği karar. Peki şöyle hemen istersen seçimden başlamışken oradan devam edelim. Emre Koca da zannediyorum artık resmi olarak adaylığını açıklayacak. Hasan evet. Arat zaten ilk açıklayan isimdi. Üçüncü bir aday çıkar mı? Ya, üçüncü bir aday çıkarsa Serdal Bey çıkar. Serdal Adalı çıkar. O da kendisi de yanındakilerle birkaç gündür istişare ediyor. Çevresi çıkması yönünde baskı kuruyor. Şu an kararsız, yani ne desem boş, kararsız olduğunu biliyorum. Çıkar veya kesin çıkar veya çıkmaz diyemiyorum. Kararsızlığı şu an sürüyor. Ben biraz daha süreceğini bekliyorum. Ama Hasan Bey ilk çıkan aday, hatta yani bir seneye yakındır çalışan aday. Bunu zaten daha önce de deklare etmişti. Divan kurullarında bunu söyledi. Emre Bey büyük ihtimal çıkacaktır, bana öyle geliyor. Çünkü Gaziantep maçından hazırız sonra dedi. Yaptığı açıklamalar ben hazırım dedi. Elimi Ahmet Nur Çebi'nin destekleyenler mi Emre Koca'nın tarafında olacak peki? Şu an öyle bir şey yok. Yani Kocadağ yönetimi Ahmet Nur Çebi yönetiminin devamı mı olacak aslında gibi, genelde böyle bir tabii yani genel kanı var. Onun gibi. Yani Emre Bey şimdi şeyin yanında olduğu için Ahmet Başkan'la beraber yol yürüdüğü için şimdi başkan adayı çıktığı takdirde herkes tabii doğal olarak öyle görecektir. Ahmet Nur Çebi'nin devamı şeklinde ama ben öyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü yani, şey tam tersiydi. Fikret Orman'lar ne kadar orada yönetici olsa da Ahmet Nur Çebi en başından Fikret Orman'dan çok daha farklı bir hem başkanlık tarzı evet, hem yönetim tarzı evet. izleyeceğini ifade evet. etmişti. Yani Emre Bey çıkarsa Ahmet Nur Çebi'nin devamı olarak görmemek lazım bence. Ha, o da kendisinin düşünceleri farklı. Daha genç bir kere. Daha dinamik olacaktır. Daha etkili olmaya çalışacaktır özellikle federasyonla olan ilişkilerde. Farklı özelliklerini ortaya yansıtacaktır. Ben hep şunu söylerim, aday çoklu aday olsun. Bir demokratik bir ortamda, bir kongrede bütün adaylar çıksın. Herkes çıksın. Serdal Bey de çıksın. Belki dördüncü aday da çıkabilir. Tevfik Bey'in ismi çok geçiyordu. Tevfik Bey bu dönem kabul etmedi ama ben ilerleyen dönemlerde Tevfik Yaman Türk'ün de aday olacağını düşünüyorum. Zaten 1,5 sene var. Seçilen yönetim 1,5 senelik için gelecek. Evet. Ondan sonra yine bir seçim olacak. Yani adaylar bunu da düşünüyordur. Belki bir geçiş süresi olacak. Aslında belki de tam tersi de olabilirdi. Bir aday etrafında bu kısa dönemde birleşebilirlerdi. Çünkü mühim olan şu anda kulübü ve daha doğrusu takımı toplamak. O çok önemli. Bunu gerçekleştirecek bir isim etrafında toplayabilirlerdi. Ama görünen şu ki sanki yarış 2 adaylı. Geçecekmiş gibi geliyor bana. Peki burada şeyi söyleyeyim Kartal abinin yorumcu olarak tabii görüş belirtme değil ama şu an favori yok herhalde anladığım kadarıyla. Ortada bir seçim bekliyor sanırım.
Yani şimdi şu var, kongreler tabii, yani kongrede neyin olacağını kestiremezsin. Ben mesela şimdi, belirleyici olacak ne? Teknik direktör mü? Ya teknik adamlık da belirleyici tabii ki rolü olabilir ama teknik adamlıktan öte camiayı iyi tanıması, kararlarını alacağı kararlar, özellikle liste kurma anlamında iyi bir liste kurması. Ben mesela Galatasaray'dan özelinde söyleyeyim. Futbol şubesine kimi alacağınız çok önemli. İşte Abdurrahim Albayrak, Ali Dürüst hep seçimlerde yani faktör olurdu. Nasıl bir ekip kuracaksınız? O çok önemli. Erden Timur yani. Son seçimde Dursun Özbey'in kazanmasında. Onu diyorum yani, adaylar nasıl bir listeyle gelecekler? Liste çok önemli. Listenin olması. Yani güven verecek isimlerden kurulu olması lazım. Dediği gibi futbolun başında kim olacak? Mesela kısa sürede oyuncuların alacakları var Ocak ayında, Aralık'ta. Onlara kim ödeme yapabilecek? Kasa kolaylığını kim sağlayabilecek? Bunlar çok önemli. Yani ben şu aday önde, bu aday kazanamaz diyemem. Kongredir bu. Her aday giriyorsa baştan kazanmak için giriyordur. Ortadadır seçim. Seçime yaklaştıkça bazı ipuçlarını alabiliriz. Yani özellikle listeler belli olduktan sonra. Mesela Hasan Bey'den örnek vereyim. Hasan Bey uzun bir süredir önce açıkladığı için daha böyle hazırmış gibi geliyor bana. Daha çok mesela dolaşıyor. Dün gitmiş Kütahya, Afyon, oralarda iyi karşılanmış. Projelerini anlatıyor. Mesela kendisinin bir projesi var. Kulübü futbol anlamında Beşiktaş'ın değerlerine teslim etmek. Beşiktaş'ta uzun yıllar görev almış kişilere teslim etmek. Bunlardan oluşacak bir kurul istiyor. Yani futbolun başındakiler yalnız bir kişi olmayacak. Yönetim içinden belki bir kişi olacak ama yönetim dışından 2-3 kişi olacak. Bu da eski oyunculardan kurul olacak. İşte medyaya yansıyor. İşte Samet Aybaba görüşmüş. Evet, görüştü. Sergen Yalçın isimleri çıkıyor. Tayfur Avuççu'nun ismi çıkıyor. Bunlardan böyle bir danışma kurulu gibi, evet, kurul düzenlemek istiyor. Emre Bey de gençliğinin verdiği dinamizmi katmak istiyor. İlişkilerini iyi kullanmak istiyor. Ben mesela kendisinden tesisleşme anlamında bir şeyler bekliyorum Emre Kocalar'dan. O yönde onun da projeleri var. Ya o yüzden adaylar çıkıp önce bir projelerini anlatmadan biz buradan şu kimin kazanır, bu kazanır, söylemek yakın olduğunu zor söylemek yanlış olarak, daha doğrusu adaylara saygısızlık olur. Peki. Şu kazanır, bu kazanır demek. Şimdi saha içine de girmemiz lazım. Zira Beşiktaş'ta işler hiç de iyi gitmiyor. Şenol Güneş sonrası zirveden daha da uzaklaşıldı. Son Antalyaspor maçı. Öne geçtiğiniz bir maçı kaybediyorsunuz. Teknik direktör, teknik sorumlu Burak Yılmaz ciddi şekilde eleştiriliyor. Özellikle de maçın ardından yaptığı açıklamalar şu anda. Mehmet, şu süreçte artık Beşiktaş'tan kimse şüphesiz oyun beklemiyor ama bir skor alınması lazım ki bir noktada bu yarışın içerisinde, Avrupa yarışının içerisinde yer alsın. Saha içini nasıl yorumlar? Şimdi Kasım ayının ilk haftası. Ligde 11 hafta geride kaldı. Avrupa maratonuna bakarsan da grup maçlarında yarı. Normalde tüm sezona sıcak hikayeler olumsuz anlamda. Evet. Açalım farklı yeni ligi. Mesela Adana Demirspor 4-2 kaybetti ama maç bir anda 4-0'dı. Bir anda 4-0 oldu. Lugano maçı 2-0 öndesin. 10 kişi kalsan da 80'e kadar tabii gelmişsin. 3-2. 3-2. Antalya maçı öndesin. 12 dakikada 3 gol yiyorsun. Brugge maçı bence tarihi bir fark yenebilirdi. O gün hakikaten futbol beraber şansı beşte şey yanındaydı. Allah korudu yani. Bodo Glimt maçındaki anormalliği de söyleyeyim. Daha 20. saniyedeki pozisyonun aynısını 5. dakikada da verdi. Bir de Galatasaray maçından da bir örnek vereyim Kartal abi. Sanırım Colli topu hatalı attı. Amarty topu hatalı attı. Icardi karşı karşıya atamadı. Yenen golde de bu sefer Colli topu Icardi. Yani iki stoperden aynı hata birebir. Üstüne tek performans veren stoper Bailey'ydi şu aşamada oynadığı maçlarda. Onun hocasıyla yaşadığı problem. Aboubakar'ın sakatlığı. Yani buradan zaten iyi bir hikaye çıkması çok çok zor Ezgi bakarsak. Ben hani sonuç açıkçası çok şaşırtmıyor artık Beşiktaş'ın. Başakşehir maçı da kolay geçmeyecek. Başakşehir'in ligdeki durumuna bakarsak. Evet. Yine Bodo maçının şimdi revanşı olacak Perşembe. Sonuç çok alması gerek ama o hani Burak Yılmaz'la da olmadı. Bunu görüyoruz çok net şekilde. Hangi başkan adayı kazanırsa kazansın zaten Beşiktaş geçecek, yeni bir teknik tabii, adama getirecek geçecek. Kadro tekrarlayalım. Kötü bir kadro değil ama 17 milyon euroya kurulacak bir kadro da değil. Yani o para çok daha efektif kesinlikle harcanabilirdi. Benim Beşiktaş'la ilgili eleştirme yoksa kötü kadrosu yoktu Beşiktaş'ın. Şenol Güneş'in de görevde kaldığı süre ben çok başarısız olduğunu düşünmüyorum. Adana Demir ve Lugano maçlarını bir atalım.
Trabzonspor'u da karşı da kaybetti burada. Bielsa'nın tek dişe dokunur sonucudur Trabzonspor kariyerinde. Bakarsak hakikaten çok olumsuz maç saydım. Ne yazık ki tablo bu. Şimdi aslında şu vardı. Başkan Ahmet Nur Çebi işte bu sene kafasının karışık olduğunu bize de gösterdi. Yanlış üstüne yanlış. Şenol Hoca gittikten sonra Beşiktaş'ın hem Avrupa'da hem ligde ciddi anlamda iddiası vardı. Ya ben sormak istiyorum. Niye acaba tecrübeli bir hoca getirmedin? Tamam. Şimdi diyecekler ki kongre var. Kongreye kadar bunu yapamayız. Ama görev almak isteyen Beşiktaş'ın değerleri vardı. Rıza Hoca ben hazırım dedi. Para pul da konuşmam dedi. Hatta seçime kadar isterlerse öyle bir anlaşma yaparım dedi. Mehmet Özdilek var, Samet Aybaba var. Yani getir. Beşiktaş'ın değerleri bunlar. Bunlar tecrübeli oyuncular. Hocalar. Hiç olmazsa sizi bir yerde tutarlardı. Belki farklı bir sonuç gelişseydi o zaman Ahmet Nur Çebi de aday olacaktı. Yani iyi bir ortam oluşsaydı Şenol Hoca'dan sonra. Ama bunu yapamadı. Şimdi ben Burak Yılmaz'ı seçtiler. Burak Hoca ben istemedim. Kendileri doğru, kendileri teklif yaptı Burak Yılmaz'a. Ama işte bu teklifi hangi kritere göre yaptınız? Yani Burak Yılmaz daha futbolcu kimliğinden uzaklaşmamış. Bunu Antalyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalarda gördük zaten. Burak Hoca hala maalesef kendini futbolcu sanıyor. Bir teknik adam görüşü yok. Bir teknik adam oturuşu yok şu an. Duruşu yok yani daha doğrusu. O yüzden yani hangi maksatla siz hiçbir tecrübesi olmayan bir antrenörü takımın başına getirdiniz? Ve Galatasaray maçına o şekilde çıktınız. Eğer farklı bir ekip olsaydı kenarda ben farklı şeyler konuşulabilirdik Beşiktaş açısından. Ama şu an o yok. İşte tecrübenin bir takıma neler kattığını Antalyaspor maçında gördük. İşte o kavga, Burak Yılmaz'ın fevri hareket edip takımın en iyisi olan Beyli'yi kenara alışı ve 12 dakikada Beşiktaş'ın 2 gol yiyip maçı vermesi tamamen bir teknik adam tecrübesizliği. Orada o kavgayı yumuşatıp daha sonrası da bıraksaydı belki Beşiktaş bugün maçı kazanacaktı. Ve yarışın içinde de olacaktı. Şu an tabii ki matematiksel olarak yarışın içerisinde. Ama özgüvenini kaybetmiş bir Beşiktaş var. Beşiktaş acaba bu maçı kazanır mı? Rahat kazanır mı? Dediği bir ortam yok. Şimdi Başakşehir maçı var. Başakşehir'in ligde bulunduğu durum malum. Kazanamaz. Ama soru işareti var. Perşembe ya da Bodo günü. Maçı. Bodo ile oynayacaksın. Bodo taş gibi takım. Bodo'yu normal şartlarda Beşiktaş'ın evire çevire yenmesi lazım. Şu kadrosuyla. Tamam kadro Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre geri de doğru. Ama çok da inanılmaz kötü de bir kadro yok yani. Sıkıntı gelen oyuncuları oynatamıyorsun. Verim alamıyorsun. Hazır hale getiremiyorsun. Sıkıntı orada. Ben onda da bir teknik adam eksikliğini, Şenol Hoca'dan başlayan bir teknik adam krizinin olduğunu düşünüyorum ben. Orada da bir problem var. Beşiktaşlı oyuncular motivasyondan yoksun. Motive olamamış. Belli bırakmışlar. Her şey bitmiş. Sezon bitsin de gidelim havasındalar. Hepsi öyle. Hepsi. Kimse kusura bakmasın. Yani o nedenle bu takımın ayağa kalkması şu an itibariyle çok zor. Ne olacak? Seçim olacak. Yeni başkan seçilecek. Yeni bir teknik adam gelecek. Ama yeni gelecek teknik adam da oyuncuların saygı duyacağı bir teknik adam olması lazım. Onu söyleyeyim ben. Şimdi Abubakar'a da bir parantez açmak istiyorum ben. Bir karın ağrısı, ateş şikayeti, 3 gün hastanede yattığı bilgisi. Ama tabii bu sürenin uzanmış olması Beşiktaş taraftarlarını biraz endişelendirdi, canını sıktı açıkçası. Yani. Bir önceki gidiş hikayesini de tabii ki herkes hatırladığı için acaba başka bir durum mu var? Var diye. Sorusu da ister istemez akla geliyor Abubakar konusunda. Geliyor ve gelecek de. Yani ben şimdi hastalığı varmış. Yani bir hastalık yaşamış şimdi doğruya doğru. Yani yok hastanede yatan oyuncuya tabii ki sen hasta değilsin diyemeyiz. Diyemem ama Abubakar'da da bir motivasyon eksikliğini görüyoruz zaten. Bu bir gerçek. Ve devre arasında gitme ihtimali yüksek görüyorum ben. Yani Abubakar, yalnız Abubakar değil. Birkaç oyuncu, gelecek teknik adama da bağlı. Devre arasında gitme ihtimallerini yüksek görüyorum. Hele işte konuşan Sergen Hoca falan gelirse ben ne Abubakar'ın ne Rozier'in kesinlikle kalacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ta. Yani oradan problemliler zaten Sergen Yalçın'la. Ama işte Abubakar'ı gönderdin, yerine kimi alacaksın, o da var. Yani o kısa dönemde
bulabilecek misiniz bir santrafor Abubakar gibi? Bu sefer bulamazsan yine oklar yönetime gidecek. Ama zaten yani, sakat olmasa bile Afrika Kupası bir geliyor. Bir de o var zaten Afrika Kupası birçok geliyor. Birçok oyuncu gidecek. Onu yerini dolduracak kim kalıyor? Sadece Cenk kalıyor. Cenk'le de bu tek başına olmaz. Uzun maraton. Yani bilmiyorum vallahi Beşiktaş'ı uzun bir dönemdir ben Beşiktaş'ı bu kadar vallahi kaosun içinde görmedim. Üzülüyorum yani insanlar şimdi Ahmet Başkan'a da ben üzülüyorum. Gelmiş burada bir şeyler yapmaya çalışıyor. İyi niyetli. Küfür yiyorum diyor. Çoluğuma çocuğuma küfür ediyorlar diyor. Yani özellikle bu olmaması lazım. O sosyal medyadan gelen tepkilere Ahmet onları söylüyor. Biraz tribünlere değil de onlara söylüyor. Onlara zaten çok takık. Yani haklı mı? Bence de haklı. Şimdi Ahmet Nurçebi gelecek. Başka bir başkan gelecek. Aynısını ona yapacaklar. Ne olacak yani? Gelmeyince böyle oluyor. Bir şey olmuyor. Sağ içinin bir an önce toparlanması lazım. Bir teknik adam değişikliği elbet olacak. O değişiklikle biraz bir canlanma olabilir diye düşünüyorum ben. Bir de şunu merak ediyorum Mehmet, son sözü sana vereceğim. 2 dakikam kaldı bu arada. Burak Yılmaz yönetimden 3 Aralık'a kadar eğer ben devam edeceksem bir şeyler isteyeceğim. Bazı isteklerim olacak dedi. Onunla ilgili bir bilgin var mı? Yanılmıyorsam şu, ben daha ağırını beklerdim. Yani bir kadro dışı falan. Öyle bir düşüncesi almış, sonra vazgeçmiş. İşte şey yapın demiş, ben başka bir teknik adam ismi dolaşmasın. Bana destek olun. Evet, önüne geçin anlamında. 3 Aralık'a kadar ben burada durayım. Peki. Elimden geldiğince yapayım. Bir cümle alayım Mehmet, tamamlayalım. Yeni hoca, yeni başkan umarım Beşiktaş hayırlı olur, ayağa kaldırır. Peki. Yoksa şu anki tablo iç açıcı değil. Peki, doğru. Süremizin sonuna geldik. Mehmet Özcan çok teşekkür ediyorum. Kartal'ı çok teşekkür ediyorum. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.